Arkadaşlar merhabalar. Ee, gördüğünüz gibi bir adi salyangoz. Tam odaklayamadık. Neyse odaklanmıyor. Mesela şu yaprağın üstünde bir tane var. Ee, arka tarafta bakın tam köşede bir tane görebiliyorum. Şurada bir tane var. Bakın. Adi salyangoz. Şimdi bitkili akvaryumlarda e, adi salyangoz sorunu... Genellikle vardır arkadaşlar. Mesela şurada bir tane var elmas salyangozu hemen üstünde. Onu göstermiş miydim? Evet göstermiştim galiba. Neyse. Bitkili e, tanklarda, bitkili akvaryumlarda adi salyangoz sorunu her zaman vardır. Aslında bu bir sorun mudur? Bunu da bir incelemek lazım arkadaşlar. Bunu bir şey yapmak lazım. E, aslında adi salyangoz bir sorun değildir. Bence aksine e, yarar yarar sağlar tanka. Bir faydası vardır yani onların da. Hani korkuyorsanız, başta balıklarıma zarar verir falan filan diyorsanız böyle bir şey yok. Balıklarınıza zarar vermiyor. Sadece görüntü itibariyle pek çekici gelmeyebiliyor bazı kişilere. Mesela şöyle uzaktan baktığımız zaman akvaryumumuza. Hani görüntü itibariyle belki pek çekici gelmiyor olabilir. Ama e, akvaryum ortamında birçok faydası vardır arkadaşlar. Bunları hani... Saymakla bitmez demeyeceğim. Tabii ki saymakla bitecektir ama <laughs> e, mesela e, akvaryum içerisindeki yosun problemini gerçekten çözüyor. Ben bunu gördüm. Mesela şu arka tarafta gördüğünüz bir bitki var. Ekin'e sanırsam ismi. O bitki'nin üstünde e, yosun problemi vardı. Ben fazla ışıklandırma yaptığım için yosun problemi vardı. E, ne zaman ki bu adi salyangozlar çıktı arkadaşlar, bir anda yosun mosun kalmadı orada. Yosun problemini gerçekten çözüyor. Bunun dışında kumun kumu işleyerek e, yararlı bakterilerin daha iyi e, oluşmasını falan sağlıyor.